Sevgisi ruhta şiddetli bir fırtına şeklinde hissedilir. Mesela çocuğa sevgi, yani insan ne yapacağını şaşırır güzel bir çocuk gördüğünde. Yani çok zorlanır. Onu öpmek ister, sarılmak ister, bağrına basmak ister, koklamak ister. Ona o bir zorlama verir yani, ne yapacağını şaşırır. Mesela çiçekte de öyle. Mesela çiçeği okşamak ister, koklar, onu koparmaya kıyamaz. Ne yapacağını şaşırır. Aklı çiçekte kalır. Mesela giderken bile döner bakar çiçeğe. Çünkü bırakıp gidiyor ya. Bırakıp gitmek istemez. Mesela ağaçta meyveyi görüyor, elma. O çok diri, bu acayip ruhunu etkiler elma. Allah ona elma olarak tecelli ediyor. Yaklaşıyor, çok güzel bir kokusu var. Yani bakıyor da bakıyor. Mesela koparmaya insan kıyamaz meyveye. Koparırken insanın kalbine rahatsızlık verir meyvanın koparılması. Hiçbir insan meyveyi koparmakta mutlu olmaz. Onun için cennette kopmayla yeniden o meyvanın aynı anda oluşması bir oluyor. Maşallah. O rahatsızlığı çekmesinler diye. Yoksa mesela koskoca iri bir elma var, ağacın üstünde 10 tane elma var mesela. Sen birini koparttığında 9 tane kalıyor. O ağacın zenginliğini yok ediyorsun. O kopmuş kısımda, o dalda görülüyor o kopma. O kopukluk ağaçta görülüyor. Yani ağacı çirkinleştirmiş oluyorsun durduk yere. Yani çirkinleştirme değil mi? Ya, güzelliğini bozuyorsun. Güzelliğini bozmuş oluyorsun. Mesela kadın güzelliğinde de insan kadına bakmaya doyamaz. Güzelliğine. Ama ruhunda böyle delice bir tutku olduğu için daha fazla sevmek, daha fazla sevmek eğilimi vardır. Hep daha güzel, daha iyi, daha fazla sevmek. İşte ona tutku deniyor. Yani sonu gelmeyen sevgi. Sonu gelmeyen sevgi. İşte bu duygulardan kaynaklanıyor. Şimdi Allah'ı insan seviyor. Bu kadar güzel yaratıcı, o da somut olarak görüyor yani sevgi, ona zevk veriyor. Yani Allah'ı sevmek, yani eğer bunların hiçbir olması tecelli olmasaydı, o zevki insan bilemezdi. Sadece Allah'ın varlığına hayran olurdu. Yani kafasına canlandıramazdı onu. Yani varlığına, gücüne hayran olurdu. Yine Allah'tan korkardı. Severdi ama sevgiyi somut olarak göremezdi. Allah sevgiyi somut olarak göstertiyor. Yani kendi varlığını bildirirken sevgiyi de somut olarak bilecek şekilde yaratıyor. Yani böyle belli olmayan bir sevgi yaratmıyor. En başından belli olan bir sevgi yaratıyor. Sevgiyi tarif ediyor bize yani. Ve sevgiyi yaşatıyor. Hazzını veriyor, heyecanını veriyor. Biz de onu yaşıyoruz. Mesela kadını seven Allah'ı sever. Çocuğu seven Allah'ı sever. Çiçeği seven Allah'ı sever. Meyveyi seven Allah'ı sever. Mesela armutlar, ayvalar. Mesela bizim ağaçta ayvalar var. Koca koca, sarı sarı. Mesela narlar, yani neredeyse 600 gram falan gelir, 500 olur, kocaman, dolu dolu. Muzlar, hevenkle, yani o muzun o hevenkle duruşu, yani çok şaşırtıcı, sapsarı. 100 kiloluk hevenkler, 120 kiloluk hevenkler. Ağaç artık bükülüyor yani, hevenkler sarkıyor. Muzu alıp bir koparıyorsun, böyle paketlenmiş tarzda, en mükemmel paket, bir açıyorsun, acı acı kokuyor, mis gibi. Tadına bakıyorsun, mükemmel. Protein, yağ, vitaminler, mineraller, şeker, karbonhidrat, ne istiyorsan var. Kuru topraktan tahta bunu yapıyor, çamurdan. Tahtadan bu oluşuyor. Şimdi Allah burada işte kendini sevdiriyor. Yani beş duyuyla sevdiriyor, göstertiyor. Sevginin ne olduğunu göstertiyor. Bütün bunların toplamı Allah sevgisidir. Ama ayrıca biz Allah'ı sonsuz aklı olduğu için bilmediğimiz, daha yüksek hazla seveceğimizi biliyoruz. Mesela diyor ki ben cennette size görüneceğim diyor Allah. Ve çok etkileneceksiniz. Mesela biz bunu bilmiyoruz. Ama hiç duymadığınız bir haz duyacaksınız diyor Allah.
Bak yine hazla sevdiriyor, görüyor musun? Yani böyle somut bir şey meydana getiriyor. Yani böyle anlaşılmayacak bir şey yapmıyor. Mesela böyle bulut gibi görünmez bir şey yapmıyor. Yani görünür bir şey yapıyor. Yani böyle yaşanır bir şey yapıyor. Mesela tecelli etmeden önce her yer güzel koku yayılıyor cennete. Bak işte kokuyla hissedilsin. Mesela çok muhteşem bir görünümle, delikanlı görünümünde ve sesiyle, çok güzel bir sesle konuşuyor Allah konuşurken. Seslerin en güzelidir Allah'ın sesi, tecelli sesi. İşte cennet sesi vardır ama insanlar çok güzeldir. Fakat Allah'ın sesi olabilecek en güzel ses. Mesela insan doyamıyor onun sesini dinleme, yani böyle mest oluyor, yani kendini kaybediyor sesinin güzelliğinden. Allah'ın sesini. Yani. O kokunun güzelliğinden de mesela Allah'ın kokusu oluyor tecelli olarak. Ve görünümü bak. Üç his var. Üç his. Mesela peygamberimize Cebrail dokunuyor. Göğsüne elini koyuyor. Daha hala serinliğini hissediyorum diyor. Mesela serin elleri. Sıcak havada, çünkü sıcak bir el olmayacağı için serin bir elle dokunuyor göğsüne dua ederken. Cebrail. Mesela o sarılma, mesela o sarılmayı hissettiriyor Allah ona Cebrail mesela. Çok sıkı sarıyor Cebrail. Yani iyice hissetsin sevgiyi. Aslında sevgi sarılması o. Cebrail'in ona üç kere sarılmasının nedeni muhabbet ve sevgidendir. Yani Hazreti Muhammed olan sevgisinden dost sarılmasıdır. Yani öyle anlamsız bir sarılma değildir o. Yani bir kere daha sarılıyor, üç kere sarılmıştır. Onun için sünnettir Müslümanla karşılaştıklarında birbirlerini üç kere böyle sıkarlar, böyle şey yaparlar. Mehmet Talih hocam da geldiğinde maşallah pehlivan. Hocam diyorum yani maşallah. Ben 100 küsur kiloyum. Yani çocuk kaldırır gibi beni kaldırıyor. Maşallah. Cebrail sarılması oluyor böyle. Üç kere. Bir, iki ve üç. İşte havada, benim ayaklar havada. Müslümanlarda bile bak o özlem var, görüyor musun? Yani Cebrail'in sarılmasına bir özlem. Dolayısıyla Allah, yani öyle bilinmeyen bir varlık olarak biz iman ediyoruz. Yani görmüyoruz, duymuyoruz, dokunmuyoruz. Ama cennette öyle değiller. Cennette mesela Allah isterse insana dokunur. Mesela eliyle dokunur çünkü. Eli var. İki elimden diyor yarattığıma diyor. Tecelli olarak var, tecelli olarak. İki eli var yani. Ve güzel bir delikanlı şeklinde. Güzel bir insan şeklinde. Ve konuşuyor. Konuşması da var. Mesela iltifat ediyor. Mümin de ona Allah'a yüceltecek şekilde konuşuyor. Yani bu ruhumuzdaki bu isteği yerine getirmiş oluyor Allah. Çünkü biz hani iman ederken değil mi? Burada hiç Allah'ı görmeden şey yapıyor. Ama hep içimizde özlem var. Allah'la bir diyaloğa geçebilmek, konuşmak. Hep bu işte bizim meşhur Mehdi'miz var ya, onun da mesela içinde öyle bir özlem olduğu anlaşılıyor. Hatta diyor, isteyen bunu yapabilir diyor. Yani Allah'la bağlantıya geçebilir. Ben mesela yaptım bunu, ben bağlantıya geçtim diyor. Bir ihtimal şey de olabilir yani, cezbe ehli olduğu için. Bir makamdadır. Yani cezbe halinde böyle şey görüyor olabilir, görüntü de alıyor olabilir. Halbuki Allah'la görüşmek cennettedir, ahirettedir. Yani dünyada böyle bir şeyden bahsetmiyor Allah. O göğsünü kapatıp hani bağırıyor ya birden. Evet. Şey yapıyor. Bize geldiğinde ben kapıda öyle birden ayağım, ben de şöyle bir sıçradım yani o yapınca. Şöyle bir hafiften bir irkildim. Yani boş bulunuyor insan, ben hiç ummadım böyle bir şey yapacağını. Ya gayet normalde, hoş geldiniz, nasılsınız Adnan Bey falan, ben aklımın ucundan geçmiyor bir şey yapacağım. Birden hımm yapınca ben aman dedim yani. Bu sefer yani daha
kapsamlı bir şey olabilir diye biraz kapıya yakın da oturdum şöyle bir çünkü yani gelişmelerin ne olacağı belli değil. Ama yazık, iyi niyetli bir insan. Yani ona bence kızmak, kinlenmek çok ayıp. Yani bu merhametsiz yaklaşmak doğru değil. Bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah benimle görüştü. Ve el sıkıştı diyor. Elini tutuyor Peygamberimiz. Tecellisi Peygamberimiz. Elini tutuyor. Elini iki omuzum arasına koydu. Öyle ki parmaklarının serinliğini iki göğsüm arasında hissettim. Yani sırtına koyduğu halde ta göğsümde bir serinlik hissettim diyor. Allah yani dokunuyor. Evet, bu yeterli bu konu şimdi.